Plan Bütçe Komisyonu'nda hemen hemen bütün vaktim yettiği ölçüde bütün bakanlıkların bütçesine katılmaya çalıştım. Ama öyle bir tablo çizildi ki Alice Harikalar Diyarı'nda. İnanılmaz bir ülkede yaşıyormuşuz da bizim haberimiz yok. Bütçe uçuyor. Evet değerli dostlar. Yani ya siz başka bir ülkede yaşıyorsunuz ya biz başka bir dünyada yaşıyoruz. Bunu bilemedik, bir türlü konduramadık. Cumhurbaşkanlığının 2018 bütçesinde 56 milyonu yata, 406 milyonu uçağa, 21 milyonu otomobile, 56 milyonu mobilya ve mefruşata, 5 milyonu tabak çanak bardağa, 4 milyonu temizliğe ayrılmış. Bu kadar harcama yetmemiş olacak ki bütçede her yıl düzenli artış öngörülüyor Cumhurbaşkanlığı bütçesinde. Sarayın 2018 bütçesine 1.6 milyar lira ayrılmış. 2018 yılında, 2019'da bu bütçe 2.8 milyar, 2020'de de 3 milyar 152 milyon liraya çıkarılmış değerli milletvekilleri. Evet, meclisin halıları 1 milyon 350 bin liraya yenilenirken mecliste süper lüks donanımlı 66 saraya 25 yeni araç alınıyor, kiralanıyor. Daha dün onlarca makam ve koruma aracının tırlarla konvoy eşliğinde sıra sıra dizilişini izledik. Halk ekonomik krizle boğuşurken bu bizim içimizi yakıyor değerli milletvekilleri. Evet, birileri lüks ve şatafat içerisinde hayatını sürdürürken son 10 gün içerisinde arkadaşlar 3 aile siyanürle intihar etti. Toplu intiharlar yaşanıyor ülkemizde. Esnaflar, sanatkarlar, atanamayan öğretmenler intihar ediyor. Bu sosyal patlama değildir de nedir değerli arkadaşlar? Evet, yazıktır, günahtır. Biz ekmek diyoruz, siz mermi diyorsunuz değerli milletvekilleri. Biz emeklilikte yaşa takılanların haklarını vermemiz gerekir diyoruz. Ama siz emeklilikte yaşa takılanların daha adını bile içselleştirmemişsiniz. EYP diye bahsediliyor, EYT denilmesi gereken. Emeklilikte yaşa takılanlara lütuf yapmıyorsunuz arkadaşlar. Bu onların hakkı.